Sen güneşsin, sen kamersin, sen nur üstüne nursun. Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh. Ömrü boyunca İslam ahlakının güzel bir temsilcisi ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yakın dostu olan Hazreti Ebu Bekir, 571 yılında Mekke'de doğmuştur. İslam tarihinde 4 halife dönemi olarak adlandırılan dönemin ilk halifesidir. Her koşulda sergilediği Kur'an ahlakıyla kendisine üstün başarılar nasip olmuş, örnek bir Müslümandır. Hazreti Ebu Bekir, İslamiyet'in açıkça anlatılmaya başlanmadığı dönemde İslamiyet'i kabul etmiştir. İslamiyet'i kabul ettiği andan itibaren İslam ahlakını en titiz şekilde yaşamıştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğ mücadelesine gerek maddi olarak gerekse manevi olarak büyük destek vermiştir. Allah'a olan bağlılığı ve derin sevgisiyle birçok kişinin İslam ahlakını tanımasına vesile olmuştur. Hazreti Ebu Bekir'in kişiliği. Hazreti Ebu Bekir, İslamiyet'i kabul etmeden önce de dürüstlüğüyle bilinen bir kişiydi. Kureyş'in ileri gelenlerinden ve mühim işlerde görüşmelere katılan istişare ehlindendi. İslamiyet'ten önce sadece kabileler tarafından seçilen ve tayin ettiği miktarlar kabul gören, üstün meziyetli kişilerin baktığı diyet ve borç işlerine Hazreti Ebu Bekir bakardı. Kureyşliler, diyetlerle ilgili onun verdiği kararlara uyar, onun takdir ettiği miktarları seve seve kabul ederlerdi. Gençlik yıllarını üstün bir ahlak sergileyerek geçiren Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvetinden önce de onun yakın bir dostuydu. Peygamberlik ile şereflenen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin çağrısını ilk kabul edenlerden olduğu için Hazreti Peygamber şöyle demişti. Ebu Bekir hiç tereddüt etmeden çağrımı kabul etti. Hazreti Ebu Bekir, İslamiyet'in kabulünden sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği her söze uymuş ve daima Allah'ın sınırlarını korumuştur. Dürüst, sadık, emin ve iffetli olduğundan dolayı da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından Sıddık olarak isimlendirilmiştir. Hazreti Ebu Bekir, geniş ilmi, dini konulardaki derin bilgisi, isabetli kararları, keskin görüşü ve asaletli tutumuyla örnek bir sahabeydi. Bedir Savaşı'nda oğlu Abdurrahman müşrikler safında yer aldığında oğluyla çarpışmış ve Allah'ın rızasını her şeyden üstün tuttuğunu göstermiştir. Hazreti Ebu Bekir'in müminlere örnek infakı. Hazreti Ebu Bekir, servetinin tümünü Allah yolunda harcamıştır. Kureyşlilerin işkenceyle tekrar putperestliğe çevirmek istediği, esir konumunda olan birçok Müslümanın kurtulmasıyla köle olanların sahiplerine önemli miktarda ödemeler yaparak özgürlüklerine kavuşmalarına vesile olmuştur. Ticaretle uğraşan ve Allah'ın kendisine büyük zenginlik ve mülk nasip ettiği Hazreti Ebu Bekir, tüm malını İslam ahlakının yayılması için infak ettiği için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun hakkında şöyle buyurmuştur. Malını feda etmede en önde giden kişi Ebu Bekir'dir. Ebu Bekir ne güzel dosttur. Aramızda İslam kardeşliği ve sevgisi vardır. Hazreti Ebu Bekir'in tüm malını Allah yolunda infak ettiği bir başka rivayette ise şöyle anlatılmaktadır. Urve der ki, Ayşe radıyallahu anh bana şöyle haber verdi. O öldüğünde geriye ne dirhem bıraktı ne de dinar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve Hazreti Ebu Bekir'in hicret yolculuğu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğinin 14. yılının 27. Safer gecesi evinden ayrıldı ve Hazreti Ebu Bekir'in evine geldi. Daha sonra Hazreti Ebu Bekir'le birlikte Mekke'yi terk ettiler. Güneye doğru ilerleyerek Sevr Dağı diye bilinen dağa geldiler. Burada bir mağaraya gizlendiler. Bu mağara Sevr Dağı'ndaki Athal adıyla bilinen mağaradır. Bu arada müşrikler mağaranın ağzına kadar geldiler.
Ancak Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu anda da Allah'a tam bir tevekkül içindeydi. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Siz ona, peygambere yardım etmezseniz Allah ona yardım etmiştir. Hani kafirler ikiden biri olarak onu Mekke'den çıkarmışlardı. İkisi mağarada olduklarında arkadaşına şöyle diyordu. Hüzne kapılma, elbette Allah bizimle beraberdir. Müşrikler mağaranın girişinde örümceğin ağ ördüğünü ve güvercinlerin de yuva yapıp yumurta bıraktıklarını gördüklerinde içeride kimsenin bulunmadığını düşünerek geri döndüler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte o sırada mağarada bulunan sadık arkadaşı Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'tı. O da bu mucizevi olaya şahit olma şerefine erişmiş oldu. Hazreti Ebubekir'in halifelik dönemi. Hicretten sonra da Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yanından hiç ayrılmayan Hazreti Ebubekir Tebük Savaşı'nda bayrağı taşıdı. Hicretin 9. yılında Hac kafilesine başkanlık yapması için Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem tarafından görevlendirildi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hastalandığı zaman sahabeye namaz kıldırması için onu vekil tayin etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra ise Hazreti Ebubekir halife seçildi. Hazreti Ebubekir'in hilafet görevini üstlendikten sonra halka hitaben yaptığı şu konuşma oldukça önemlidir. Ey halkım! Ben size yönetici oldum. Halbuki sizin en hayırlınız değilim. Eğer iyi işler yaparsam bana yardım ediniz. Eğer yanlış işler yaparsam bana doğru yolu gösteriniz. Doğruluk emanettir. Yalancılık hıyanettir. Sizin en zayıfınız benim yanımda güçlüdür ki onun hakkını müdafaa ederim. En güçlünüz benim yanımda zayıftır ki başkasının hakkını ondan alırım. Hazreti Ebubekir bu sözleriyle İslam ahlakına sahip bir yöneticide olması gereken vasıfları en güzel şekilde özetlemektedir. 2 yıl gibi kısa bir zaman süren halifelik görevi boyunca pek çok başarı elde etmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatından sonra aralarında ihtilaflar baş gösteren Müslümanları bir araya toplayıp devlet otoritesini yeniden sağladı. Kur'an-ı Kerim'in toplanması ve korunması konusunda çalışmalar başlattı. İslam ahlakının ilk kez Arap Yarımadası dışında Suriye, Filistin ve Irak'ta yayılmasına vesile oldu. Din ahlakının özünde olmayan hareketlere ve sahte peygamberlere karşı mücadele yürüttü. Bu sayede Kur'an ahlakının Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde olduğu gibi yaşanmasını sağladı. Hazreti Ebubekir kitap ehline şefkat ve merhamet ile yaklaşmıştır. Savaş esnasında dahi kitap ehline karşı güzel ahlak gösterilmesi gerektiğine savunan Hazreti Ebubekir'in ordusuna yaptığı bir konuşmada bu ahlak açık bir şekilde görülmektedir. Davanıza ihanet etmeyin. Savaşta bile insaftan ayrılmayın. Çocukları, yaşlıları, kadınları öldürmeyin, zulmetmeyin. Hurma ve diğer meyve ağaçlarını, koyun, keçi ve diğer hayvanları yemenin dışında bir amaçla kesmeyin, telef etmeyin. Kiliselerde ibadete çekilenlere rastlarsanız onları ibadetleriyle baş başa bırakın. Size yiyecek, içecek ikram edilirse Bismillah demeden yemeyin, içmeyin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dilinden Hazreti Ebubekir'in üstün ahlakı. Buhari'nin Ebu Derda'dan rivayet ettiği uzun bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şüphesiz ki Allah beni size peygamber olarak gönderdi. Fakat bazıları inanmadı. Ebubekir ise doğru söyledin dedi ve bana canıyla ve malıyla yardımcı oldu. Şimdi siz bu aziz arkadaşımı bu hususiyetiyle bana bırakırsınız değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sözü 2 kez söylemiştir. Ebu Hureyre'den rivayet edilen başka bir hadiste de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ebu Bekir hariç iyiliğinin mükafatını vermediğimiz hiçbir kimse kalmamıştır. Onun bize öyle iyilikleri vardır ki onların mükafatını kıyamet gününde Allah-u Teala verecektir.
Hazreti Ömer radıyallahu anh. Resulullah Efendimizin ikinci halifesi olan Hazreti Ömer, Müslüman olduğu 33 yaşından itibaren Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında yer alan ve ona en yakın olan sahabelerden biriydi. Müşriklerin baskılarına karşı gösterdiği güçlü kişiliği ve tüm dünyaya nam salan adaletiyle İslam ahlakının önde gelen savunucularından oldu. Abdullah İbn Mesud, Hazreti Ömer'in Müslüman oluşunun önemini şöyle ifade etmişti. Ömer'in Müslüman oluşu bir fetihti. Hazreti Ömer de Ebu Bekir gibi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tüm savaşlarına eksiksiz katıldı. Hazreti Ömer, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aklı ve ferasetine güvendiği ve istişare ettiği sahabelerden biriydi. Resulullah'ın vefatının ardından ortaya çıkan karışıklığın, Hazreti Ebu Bekir'in halife seçilmesiyle yok edilmesinde büyük rol oynadı ve Hazreti Ebu Bekir'e ilk biat eden kişi oldu. Ayrıca Hazreti Ebu Bekir'in halifelik döneminde en büyük yardımcısı da yine Hazreti Ömer oldu. Hazreti Ömer, sahip olduğu imkanları İslamiyet'in yayılması için harcadı ve adaletli yönetimiyle kendisinden sonra gelen yöneticilere güzel bir örnek oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendisine iyiyi, kötüyü, hakkı batıldan en iyi ayıran anlamına gelen Faruk ismini vermiş, böylece Ömer Faruk olarak anılmıştır. Bütün yaşantısında Kur'an ve sünnetin hükümlerini gözettiği için hakkında El-Vakkafu indel hak, hak mevzu bahis olunca hemen durup ona uyan denirdi. Hendek Savaşı'ndan sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'in kızı Hazreti Hafsa ile evlendi. Böylece Hazreti Ömer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin akrabası olmakla şereflendi. Hazreti Ömer nesep ilmini yani Arap soylarını çok iyi bilirdi. Bu ilmi babasından öğrenmişti. İyi bir güreşçiydi, Hicaz bölgesinin o zaman en büyük panayırı olan Ukaz panayırında defalarca güreşte birinci oldu. Ata binmekteki yeteneğiyle ünlüydü. Çok heybetli, cesur ve kuvvetliydi. Cahiliye döneminde okuma yazmayı bilen az kimselerden biriydi. Hazreti Ömer güçlü bir hitabete sahipti ve her zaman güzel bir üslupla konuşurdu. Sesi gür ve etkileyiciydi. Onun üstün kabiliyeti yazı için de geçerliydi. Valilerine yazmış olduğu talimatları ve mektupları Arap dili için bir örnek niteliğindeydi. Savaşlarda çok planlı hareket eden bir liderdi. İslam ordusunun fetih yerine hareketinden itibaren takip edilecek yollar ve kat edecek aşamaların hepsi Hazreti Ömer tarafından gösterilirdi. Savaş alanına gelindiği zaman o bölgeyi gösteren bir harita ister ve ona göre askerlerin mevzilerini belirlerdi. Hazreti Ömer radıyallahu anh cesareti ve kararlılığı ile tüm Müslümanlara örnek olmuştur. Hazreti Ali radıyallahu anh onun hicretini ve müşriklere karşı onurlu tavrını şu şekilde anlatmaktadır. Ömer'den başka gizlenmeden hicret eden hiçbir kimseyi bilmiyorum. O hicrete hazırlandığında kılıcı kuşandı, yayını omuzuna taktı, eline oklarını aldı ve Kabe'ye gitti. Kureyş'in ileri gelenleri Kabe'nin avlusunda oturmaktaydılar. O, Kabe'yi 7 defa tavaf ettikten sonra makamı İbrahim'de 2 rekat namaz kıldı. Halka halka oturan müşrikleri tek tek dolaştı ve onlara ''Yüzler pisleşti. Kim anasını evlatsız, çocuklarını yetim, karısını dul bırakmak istiyorsa şu vadide beni takip etsin.'' dedi. Onlardan hiçbiri onu engellemeye cesaret edemedi. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın halifelik dönemi. Hazreti Ebu Bekir vefatına yakın ashab-ı kiramın ileri gelenlerini çağırıp görüştükten sonra Hazreti Ömer'i halife tayin etti. İslam tarihinin en adaletli ve huzurlu dönemlerinden biri 634-644 yılları arasında 10 yıl boyunca halifelik görevinde bulunan Hazreti Ömer'in halifeliği sırasında yaşanmıştır. Hazreti Ömer adaleti uygularken Kur'an ahlakının gereği olarak herkese eşit davranmıştır. Soyluluk, zenginlik, akrabalık, makam gibi unsurların adaleti engellemesine kesinlikle izin vermemiştir. Her zaman Müslümanlara karşı büyük bir sorumluluk duygusuyla hareket etmiştir. Hatta Fırat kıyısında bir deve helak olsa bundan kendimi sorumlu bilirim demiştir. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın dönemin kadılarına gönderdiği bildirilen mektup kendinden sonra gelen tüm yöneticiler içinde bir rehber olmuştur. Davalara bakarken telaşa,
çığırtkanlığa ve tarafların haysiyetini kırıcı davranışlara asla müsaade etme. Çünkü adaletin yerini bulması için sükunet ve ciddiyet şarttır. Hakkın tecelli etmesi ise ilahi adaletin itibar kazanmasına sebep olur. Hakimin görevi, Allah'ın rızık ve rahmet hazinelerinin kulları arasında adaletle dağıtılmasını sağlamaktır. Hazreti Ömer dönemi birçok yeniliğe sahne oldu. Suriye, Irak, İran, Filistin, Cezayir ve Mısır İslam ülkelerine katıldı. Devletin geniş bir coğrafi bölgeye yayılmasıyla Hazreti Ömer İslam devletinin temellerini attı. Zamanında 1036 büyük şehir zapt edildi. 4000 cami yapıldı. Yeni fethedilen bölgelerde yerleşim merkezleri kurulup buralar imar edildi. Hazreti Ömer'in halife olarak İslam devletine getirdiği diğer yenilikler şunlardır. Zamanında ilk defa nüfus sayımı yapıldı. Çocuklara maaş verildi. Esnafın müşterileri aldatmalarına mani olmak için hispe denilen belediye teşkilatı kuruldu. Gece bekçileriyle asayişin teminini ilk defa Hazreti Ömer uyguladı. Hicri takvim oluşturuldu. Yargı işlerini bir düzene koymak için valilerden ayrı ve bağımsız çalışan kadılar tayin edildi. Mahkemeler ve hapishaneler kuruldu. Anneleri tarafından terk edilen çocuklar himaye edildi. Kimsesiz Yahudi ve Hristiyanlara maaş bağlandı. Sabah ezanında "Esselatu hayrun minen nev" yani "Namaz uykudan hayırlıdır" cümlesi eklendi. Camilerde irşat için vaaz başlatıldı. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın Filistin'e getirdiği barış ve adalet. Filistin tarihindeki en büyük dönüm noktası 637 yılında bölgenin Hazreti Ömer yönetimindeki İslam orduları tarafından fethedilmesidir. Hazreti Ömer'in Kudüs'e girişi, ardından buradaki farklı inançlara karşı gösterdiği olağanüstü olgunluk ve nezaket, başlayan güzel dönemin habercisiydi. Hazreti Ömer'in fethinden sonra Kudüs'te Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler asırlar boyu barış ve huzur içinde yaşadılar. Müslümanlar hiç kimseyi Müslüman olmaya zorlamadılar, ancak İslam'ın hak din olduğunu gören bazı gayrimüslimler kendi rızasıyla İslam'ı seçtiler. Hazreti Ömer zamanında fethedilen ülkelerdeki ibadet yerleri titizlikle korunmuştur. Ebu Yusuf bu gerçeği şöyle aktarmıştır. Bütün ibadet yerleri olduğu gibi bırakıldı. Ne onlar yerle bir edildi, ne de mahluklar eşya ve mallarından yoksun bırakıldı. Hazreti Ömer 645 yılının son ayında namaz kılarken şehit edildi. Peygamber Efendimizin Hazreti Ömer radıyallahu anh hakkındaki sözleri: "Ey Müslümanlar! Bu Ömer İbni Hattab'dır. Muhacir ve Ensar'ın büyüğüdür. Onu kendime yardımcı ve müşavir olarak aldım. O öyle kıymetli biridir ki acı da olsa hakkı kabul eder ve söyler. Allah'ın emir ve yasakları olan bir işte ayıplanmaktan çekinmez. Şeytan ondan kaçar. Onun heybetinden taş ve demir erir. O cennet ehlinin kendisiyle övündüğü kimsedir. Ebu Bekir dinin direğidir. Ömer fitnenin kilididir. Ömer hayatta oldukça fitne olmaz. Şeytan Ömer İbni Hattab'ı gördüğü zaman heybetinden yüzüstü yere düşer. Hazreti Ömer'den hikmetli öğütler. Hesaba çekilmezden önce nefislerinizi hesaba çekiniz. O günde tartılmazdan önce nefislerinizi tartınız. Kendisinden hiçbir şey gizlemeksizin Allah'a varacağınız o en büyük gün için hazırlanınız. En sevdiğim insan bana ayıp ve kusurlarımı söyleyendir. Adalet mülkün temelidir. Zaferin akvası, en kuvvetlisi takvadır. Hazreti Ömer'in en çok tekrar ettiği dualardan birisi: "Allah'ım, bütün amellerimi salih ve sırf senin rızan için halis kıl. Senin rızan dışında hiçbir şey koyma." Hazreti Osman radıyallahu anh. İslamiyet'i ilk kabul eden sayılı kişilerden biri olan Hazreti Osman radıyallahu anh, hayatı boyunca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme en yakın kişilerden olmuştur. Peygamber Efendimizin damadı ve üçüncü halifesidir. Peygamber Efendimiz'e iki defa damat olmakla şereflendiği için iki nur sahibi manasına gelen Zin Nureyn lakabıyla anılmıştır.
Bedir Savaşı dışında Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin tüm savaşlarına katılmıştır. Hazreti Osman, Müslüman olunca müşrikler tarafından yapılan işkencelere maruz kaldı. Habeşistan'a hicret etmeye izin verilince, eşi olan Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kızı Rukiye Hanım ile Habeşistan'a hicret etti. Böylece Habeşistan'a ilk hicret eden Müslümanlardan biri oldu. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın tebliği vesilesiyle Müslüman olan Hazreti Osman radıyallahu anh, üstün ahlakı ve güzel konuşmasıyla tüm müminlere örnek olan değerli sahabelerden biriydi. Çok güzel ve etkili bir hitabete sahip olmasının yanı sıra ezberi çok kuvvetliydi ve Yüce Kur'an-ı Kerim'i ezberlemişti. Ayrıca yüksek bir hadis ilmine sahip olan Hazreti Osman, vahiy katipliği yaparak da İslam'a büyük hizmet vermişti. Hazreti Osman radıyallahu anh'ın Allah yolunda infakı. Müslüman olmadan önce ticaret ile uğraşan Hazreti Osman zengin bir tüccardı. Kabilesi arasında geniş bir çevresi ve büyük bir itibarı vardı. İslamiyet ile şereflendiğinde Allah'ın kendisine nasip ettiği bu maddi gücü tümüyle İslam ahlakının yayılması ve Müslümanların refahı için infak etmiştir. Bulunduğu dönem için büyük bir para olan 20 bin dirhem ödeyerek Rume kuyusunu satın almış, Medine-i Münevvere'de tatlı su sıkıntısı yaşandığından bu kuyudan parayla su satın alan Müslümanların hizmetine vermiştir. Tebük seferinde 10 bin kişilik İslam ordusunun bütün ihtiyaçlarını karşılayıp donatmıştır. Ayrıca Medine'de kıtlık olduğu bir dönemde ise Hazreti Osman radıyallahu anh'ın Şam'dan gelen 100 deve yüklü buğdayı olan bir kervanı satın almış, daha sonra da bunları Medine'de bulunan fakirlere ve sahabe-i kirama dağıtmıştır. Hazreti Osman radıyallahu anh'ın halifeliği süresince yaptığı üstün hizmetlere. Hazreti Osman, Hazreti Ömer'in şehit edilmesi üzerine Şura heyeti tarafından halife seçilmiştir. Onun İslam toplumunda bu göreve layık olduğu düşünüldüğü için kimse itiraz etmemiş, herkes ona biat etmiştir. Hazreti Osman'ın İslam ahlakının yayılmasında yaptığı en büyük hizmetlerden biri, kuşkusuz hilafeti döneminde Kur'an-ı Kerim'in çoğaltılıp İslam merkezlerine gönderilmesi olmuştur. Hazreti Osman döneminde Kur'an-ı Kerim çoğaltılmış, bir örneği Medine'de bırakılarak Mekke, Şam, Küfe, Basra, Mısır ve diğer eyaletlere gönderilmiştir. Hazreti Osman'a bu büyük ve şerefli hizmet sebebiyle de Kur'an-ı Kerim'i yayan anlamında Naşirül Kur'an unvanı verilmiştir. Hazreti Osman, halifeliği süresince büyük başarılar elde etmiştir. Onun halifeliği zamanında Suriye sahillerinde ilk İslam donanması meydana getirilmiştir. Oluşturulan ilk donanma sayesinde Kıbrıs adası alınmıştır. Bu ilk deniz zaferinin ardından daha sonraki yıllarda diğer Akdeniz adalarına karşı seferler düzenlenmiştir. Ancak gerek bu deniz seferlerinde, gerekse kara savaşlarında Hazreti Osman, İslam ahlakının bir gereği olarak daima adaletli ve merhametli bir tutum sergilemiştir. Ehli kitabın haklarını gözetmiş, onlara şefkatli ve adaletli davranmıştır. Hazreti Osman döneminde bir Ermeni kenti olan Debil'in fethi sırasında şehirde yaşayan Hristiyanlar, Yahudiler ve Mecusilere emanname verilerek mabetlerin korunacağı garantisi sunulmuştur. Hazreti Osman'ın halife olduğunda mali ve mülki erkana yazdığı şu mektup, Kur'an ahlakına uygun yönetim anlayışını göstermektedir. Cenab-ı Allah hiçbir şeyi boş yere yaratmamıştır. Her şeyi hak olarak yaratmıştır. Dolayısıyla O, haktan başkasını kabul etmez. Aldığınız şeyleri haklı olarak alır. Verdiğiniz şeyleri de hak edene verin. Bilhassa dürüstlüğe ihtimam gösterin. Dürüst davranın ve dürüstlüğü bozan siz olmayın. Çünkü onu bozan kimse, sonradan gelenlerin vebalini de yüklenir. Vefakarlığa dikkat edin. Yetimin hakkına tecavüz etmeyin. Antlaşmalara da sadık kalın. İyi bilin ki Allah yetime zulmedenin düşmanıdır. Ayrıca yıkılan kiliselerin onarılmasına, yeni havraların ve manastırların inşa edilmesine de her zaman müsaade edilmiştir. Hazreti Osman döneminde Bizans İmparatorluğu'na karşı büyük zaferler kazanılmış, Ermenistan, Kafkas, Horasan, Merakeş, Kerman, Afrika ve daha pek çok bölge İslam Devleti'nin haritası içerisine alınmıştır. Hazreti Osman'ın ilk hutbesi. Hazreti Osman, halifeliğinin ilk hutbesini okumak için minbere çıktığında Allah'a hamdü sena ettikten sonra şunları söyledi. Ey Müslümanlar! Sizler İslamiyet'le gerçekleşen huzur ve güven nimeti içinde yaşıyorsunuz. Bu nimetle ömrünüzün sonuna yaklaştınız. Eceliniz hayırla sonuçlansın. Elinizden geldiği kadar
gece gündüz çalışıp çabaladınız. Fakat şunu iyi bilin ki dünyanın mayası aldatıcılıktır. Dünya hayatı sizi aldatmasın. Allah'a karşı mağrur olmayın, gelip geçenlerden ibret alın. Başıboş, vurdum duymaz olmayın, uyanık olun. Allah gafil değildir. O, dünyayı seven, ona bağlanıp da her yerde hanlar, saraylar yaptıran bizden önceki insanlar şimdi nerede? Uzun süre saltanat süren dünya hanedanları neredeler şimdi? Dünya onlara vefasızlık etmedi mi? Bari bunlardan ders alın da Allah'ın hakir gördüğü dünyayı siz de olduğundan çok büyütmeyin. Ahirete, ezeli yurdunuz olan ahirete hazırlık yapın. Hazreti Osman şu ayeti kerimede buna güzel bir örnek var dedi ve ayeti okuyarak hutbesini bitirdi. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onlara dünya hayatının örneğini ver. Gökten indirdiğimiz suya benzer. Onunla yeryüzünün bitkileri birbirine karıştı. Böylece rüzgarların savurduğu çalı çırpı oluverdi. Allah her şeyin üzerinde güç yetirendir. Hazreti Osman'ın dilinden hikmetli öğütler. Geçmişten ibret alın da hayra çalışın. Allah size dünyayı, onunla ahireti arayasınız diye vermiştir. Ona meyledesiniz diye değil. Ecel erişmeden yapabileceğiniz hayırlı işler için acele ediniz. Ey insanlar! Allah'ın emirlerine muhalefet etmekten sakının. Zira Allah'ın emirlerine muhalefet etmekten sakınmak bir ganimettir. Kul, gözleri gördüğü halde Allah'ın kendisini kör olarak haşretmesinden korksun. Hikmetten anlayan için tek söz kafidir. Manen sağır olanlar zaten hakkı duymazlar. Biliniz ki Allah kiminle beraber ise o hiçbir şeyden korkmaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Osman radıyallahu anh'ın şehadetini kendisine haber vermiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Osman radıyallahu anh'a haber gönderip çağırdı ve şöyle buyurdu. Öldürülüp şehit olacaksın. Sabret. Allah sana sabır versin. Allah'ın sana 10 sene 6 ay giydireceği hilafet gömleğine sakın çıkartma. Dönüp giderken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem arkasından şöyle buyurdu. Allah sana sabır versin. Oruçluyken şehit edilip öleceksin. Orucunu benimle açacaksın. Hazreti Osman, hicretin 35. yılında, miladi 657'de bazı isyancılar tarafından evinde şehit edilmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Osman radıyallahu anh hakkındaki sözleri. Osman, ümmetimin en hayalısı ve en fazla kerem sahibidir. Her peygamberin cennette bir refiki vardır. Orada benim yoldaşım Osman'dır. Osman benden, ben de Osman'danım. Karanlık gökyüzünde yıldızlar Selmi Salih Efendi'nin ashabı hepsi bir gün misali. Gönülden seviyoruz Ebu Bekir Sıddık'ı, Ömer Osman Ali. Hazreti Ali radıyallahu anh. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Ebu Talip'in oğlu olan Hazreti Ali radıyallahu anh, küçük yaşta İslamiyet'i kabul eden ilk Müslümanlardandır. Ayrıca Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin damadı ve Ehl-i Beyt'indendir. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yanında büyümüş, onun eğitiminden geçerek yetişmiştir. Hiçbir zaman putlara secde ve ibadet etmemiş, yalnızca Allah'a secde etmiştir. Bu nedenle kerremallahu vechhe, Allah yüzünü şereflendirsin sıfatıyla anılmıştır. Hazreti Ali radıyallahu anh, İslamiyet'i kabul ettiği küçük yaşlardan itibaren Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin en yakın yardımcılarından olmuş, vefatına kadar onun yanından ayrılmamıştır. Hicretten yaklaşık olarak 23 yıl önce Mekke'de doğan Hazreti Ali, Kur'an ahlakını yaşamada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin örnek gösterdiği mübarek bir İslam halifesidir. İslam tarihinin en görkemli dönemlerinden olan 4 halife döneminin son halifesi olmuştur. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sevgili tek kızı Hazreti Fatıma'yı Hazreti Ali ile evlendirerek onu kendisine damat etmiştir. Hazreti Ali'nin Hazreti Fatıma'dan Hasan, Hüseyin ve Muhsin adında 3 erkek, Zeynep ve Ümmü Gülsüm adında 2 kızı olmuştur.
Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin nesli, Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma'nın oğulları Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin'den devam etmiştir. Hazreti Ali'nin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme olan sevgisi ve örnek itaati. Muhammed bin Cerir-i Taberi, Hazreti Ali aleyhisselamın şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni çağırdı ve şöyle buyurdu. Ya Ali, Allahu Teala kendi yakınlarımı uyarıp korkutmamı emretmiştir. Sen bizim için bir yemek yap. Sonra Abdülmuttalip oğullarını onlarla konuşmam için bir araya topla da iletmekle görevli olduğum şeyi onlara ileteyim. Ben de Resulullah'ın emri üzere onları bir araya topladım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara hitaben şöyle buyurdular. Allahu Teala sizi ona davet etmekle beni görevlendirmiştir. Sizlerden hanginiz aranızda benim kardeşim, vasim ve halifem olmak istiyor? Orada bulunanların hepsi sustular. Onların hepsinden yaşça küçük olmama rağmen, ya Resulullah ben senin yardımcın olmak istiyorum dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elini benim boynuma koyarak şöyle buyurdu. Bu şahıs benim sizin aranızdaki kardeşim, vasim ve halifemdir. Sözünü dinleyin ve emirlerine uyun. İlim öncüsü bir İslam halifesi. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın öne çıkan özelliklerinden biri, Allah'ın izniyle sahip olduğu ilimdir. Sahip olduğu ilim, fıkıh metinleri ve hükümleriyle sınırlı kalmamış, matematik ve benzeri bilim dallarında da çağının öncülerinden olmuştu. Peygamber Efendimiz, Hazreti Ali'nin bu önemli özelliğini bir hadisi şerifinde şöyle övmüştür. Ben ilmin şehriyim, Ali ise kapısıdır. Hazreti Ali, daha çocukluğundan itibaren Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunmuş, Kur'an ahlakını ve Kur'an'ın hikmetlerini ondan öğrenmiş, onun vahiy katipliğini yapmıştır. Hazreti Ali, Eshab-ı Kiram'ın en büyük fıkıh alimlerindendir. Hazreti Ali aleyhisselam şöyle derdi. Ben Allah'ın Resulü'nden duyduğum her şeyi mutlaka ezberler ve asla unutmazdım. Peygamberimiz vahiy ile bildiriyor. O yüzden son derece bilgiliydi Hazreti Ali. Yani özel bilgileri de vardı. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın örnek cesareti. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın ön plana çıkan diğer bir özelliği de örnek cesareti olmuştur. Hazreti Ali, Allah'tan başka kimseden korkmadan ve çekinmeden kararlılık göstermiş, hiçbir şart ve ortamda Kur'an ahlakından taviz vermemiştir. Katıldığı tüm savaşlarda sancaktar olarak bulunmuş, sadece Tebük seferine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin emriyle Medine'de kaldığı için katılmamıştır. Bedir Savaşı'nda henüz 25'li yaşlarındaydı ve İslamiyet'i koruyanların başındaydı. 70 yara almasına rağmen son ana kadar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında savaşmaya devam etti. Uhud Savaşı'nda Hazreti Ali müşriklerle savaşırken ve Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi korurken elindeki kılıcı kırılmış, bunun üzerine Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendi kılıcı olan elindeki meşhur Zülfikar adlı kılıcı vermiştir. Tabi Hazreti Ali'nin kılıcı da Mehdi'nin yanında olacaktır. Bir rivayette de vardır. Zülfikar o da buradadır. Hazreti Ali'nin kılıcı. Topkapı'dadır biliyorsunuz. Peygamber Efendimiz'in kılıcı da yanında olacaktır. Onlar teberrüken kullanılacaktır Hazreti Mehdi. Yani yanında bir süs ve güzellik olarak bir süre bulunduracaktır. Hendek Savaşı'nda Arapların ünlü savaşçısı Amr bin Abdüved'i ağır bir darbeyle yere serdi. Hendek Savaşı'nın sonucunda Hazreti Ali'nin bu başarısının önemli bir yeri vardır. Hazreti Ali, Hayber Savaşı sırasında Hayber Kalesi'nin kapısını eliyle kırmış ve bu kapıyı kendisi için kalkan olarak kullanmıştır. Tam mücahit. Maşallah. Hazreti Ali 17 yerinden yaralanmışlardı. Aslanım benim. Maşallah. Ayakta aslan gibi daha hala devam ediyor. 17 yerinden. Evet hocam. Kılıç yarası aldı. İnşallah. İnşallah. Ya bir tane kılıç yarası alsa insan değil mi takla atar düşer yani. 17 yerinden yaralarlar benim aslanım. Maşallah. Maşallah. Dedem maşallah. Değil mi? Evet. Aslan gibi yine ayakta. Maşallah. Hayber Kalesi'nin kapısını söktü yani. Evet. İnşallah. O adrenalinle maşallah. Mekke fethedildiğinde Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte Kabe-i Muazzama'nın çevresindeki putları kırdılar. İçerisine girip oradaki putları da yerlerinden sökerek dışarıya attılar. Yüksekteki putların kırılması için Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye "Ya Ali, omuzlarıma bas çık. Şunları indir, kır." diye buyurdular. Hazreti Ali, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin omuzlarına basıp putları indirdi. O anda yaşadığı coşkulu Allah aşkını anlatırken, "Bana öyle geldi ki, dileseydim göğe ulaşabilirdim." buyurmuşlardır. Hazreti Ali'nin dış görünümü ve güzelliği.
Hazreti Ali buğday tenli, yeşil gözlü, sık sakalları olan, güler yüzlü, geniş göğüslü, heybetli bir görünüşe sahipti. Hazreti Ali benim dedem, aslan gibidir o, böyle geniş omuzlu, yeşil gözlüdür Hazreti Ali. Pehlivan da biliyorsunuz, yani müthiş güçlüydü. Hayber Kalesi'nin kapısını söktü, böyle kuvvetini, şiddetini oradan anlayın. Çok şakacıdır Hazreti Ali, sevecen, neşeli, dışa dönük bir insandır, hayat doluydu. Ben dedem Hazreti Ali, yani görenin nefesi kesilecek derecede yakışıklıydı. Hazreti Ali radıyallahu anh'ın bazı lakapları: Şir-i Yezdan, Allah'ın aslanı, Kur'an-ı Natık, konuşan Kur'an, Haydar, Arslan, Haydar-ı Kerrar, kahramanca döne döne düşmana saldıran, Murtaza, Allah'ın razı olduğu kişi, Şah-ı Velayet, velilerin şahı, Emir-i Müminin, müminlerin emiri, Esedullah, Allah'ın arslanı, Şah-ı Merdan, yiğitlerin şahı, Seyfullah, Allah'ın kılıcı, Sultanül Eshiya, cömertlerin sultanı, Ebu Turab, toprağın babası. Hazreti Ali aleyhisselam 661 yılında Ramazan ayının 19. gününün sabahı Kufe Camii'nde sabah namazını kılarken İbni Mülcem'in zehirli kılıcıyla aldığı darbe sonucu şehit olmuştur. Hazreti Ali vefat etmek üzereyken buyurdu ki: "Yeminle söylüyorum ki umduğuma kavuştum." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'nin şehadetini önceden haber vermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye Ebu Turab, yani toprağın babası künyesini vermiş ve şehadetini haber vermiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali ve Ammar Yasir'i yumuşak topraklar üzerine uzanıp uyurlarken gördü ve onları uyandırdı. Sonra elleriyle Hazreti Ali'ye dokunarak şöyle buyurdu: "Uyan ey Ebu Turab, toprağın babası. Sana insanların en bedbahtını haber vermemi ister misin?" buyurdu ve sonra onlar iki kişidir buyurdu. Biri Salih'in devesini öldüren Uhmir Semud, öteki ise Hazreti Ali'nin kafasını işaret ederek buraya kılıcıyla darbe vurup sakalını kana bulayacak kişidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Ali radıyallahu anh hakkındaki sözleri: "Ali'yi seven beni sevmiştir. Ona düşmanlık bana düşmanlıktır. Onu inciten beni incitmiştir. Beni inciten de elbette Allah'ı incitmiş olur. Her şeyin bir kanadı vardır. Bu ümmetin kolu kanadı da Ebu Bekir ve Ömer'dir. Her şeyin bir kalkanı vardır. Bu ümmetin kalkanı da Ali'dir." Hazreti Ali radıyallahu anh'ın dilinden Hazreti Mehdi aleyhisselam: Hazreti Ali radıyallahu anh kendi soyundan gelecek olan Hazreti Mehdi aleyhisselama karşı coşkun bir sevgi duyuyordu. Bir sözünde Hazreti Mehdi aleyhisselama ulaşmak için her türlü engelin aşılması gerektiğini belirtmiştir. "Kapalı bir sandık içinde olsam dahi Mehdi aleyhisselama katılmak için kilidini kırar çıkarım. Çünkü orada Allah'ın halifesi Mehdi aleyhisselam vardır." Bir diğer sözünde ise Hazreti Mehdi aleyhisselam için dua etmiş ve "onu ne de çok görmek isterdim" diyerek Hazreti Mehdi aleyhisselama olan sevgisini ve özlemini belirtmiştir. Sonra Hazreti Mehdi aleyhisselamın sıfatlarını sayarak buyurdu ki: "İçinizdeki en geniş sığınaktır. İçinizde ilmi en çok olandır ve dostlarını, sevdiklerini en fazla arayıp sorandır. Allah'ım onun zuhurunu hüzünlerin giderilmesine vesile kıl ve ümmetin dağınıklığını onunla topla. Eğer Allah seni muvaffak kılarsa onun biatına koş, ona tabi ol ve ondan asla vazgeçme. Eğer muvaffak olur da ona ulaşır ve hidayet olursan ondan asla vazgeçme. Ah!" ve eliyle göğsünü göstererek onu ne de çok görmek isterdi. Peygamberimiz Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın adını biliyordu ancak açıklanmaması için Hazreti Ali'den söz almıştı. Cabir, Ebu Cafer'den naklediyor: "Ömer iman edenlerin prensine, Hazreti Ali'ye Mehdi hakkında sorunca şöyle dedi: Ya İbn Ebu Talib, bana Mehdi'yi anlat, adı nedir?" İman edenlerin prensi Hazreti Ali dedi ki: "Benim sevgili ve yakın dostum Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Yüce Allah onu ortaya çıkarana kadar onun, Hazreti Mehdi aleyhisselamın adını kimseye söylememem için benden söz aldı. Onun, Hazreti Mehdi aleyhisselamın adı Yüce Allah'ın elçisine emanet ettiği bilgilerden biridir." Evelallah, evelallah. Nasıl? Dünya hakimiyetine intikamını alıyor. Yani değil mi? Evet. Hani soyu kesikti peygamberin? Evet. Değil mi?
İşte o tahakkuk edecek, peygamber neslinin dünya hakimiyeti tahakkuk edecek. İnşallah. İnşallah. Milyonlarca seyit ayaklanacak inşallah. Manen. Maşallah. Kanımızı talep edecektir diyor. Mehdi'nin alnına sürülmüştür. Hasan'ın, Hüseyin'in ve Ali'nin kanı. İnşallah. Onların intikamını alacak. Evet Allah. İntikam nedir? Dünya hakimiyetidir. Küfrün yeryüzüne silinmesidir. İnşallah. Tabii üç çizgi olarak alnına sürüldü. İnşallah. 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 İnşallah.